Sevgili seyirciler, Bodrum Yarımadası'nın en batıdaki ucu olan Gümüşlüğü tanıtmaya devam ediyoruz. Çeşitli noktaları belirleyip sizler için o noktaları mercek altına yatırıp mümkün olduğunca enine boyuna size aktarmak derdindeyiz. Gümüşlük'e ilgili çok bilinen bir yaklaşım vardır. Özellikle İstanbul'dan Bodrum'a gelenler bir şekilde Gümüşlük'te balık yemekten söz ederler. Yolları düşmemişse bile düşürürler çünkü buranın balığı ve buradaki balık restoranları epeyce meşhurdur. İşte onlardan bir tanesinde Leleg Restoran'dayız ve restoranın henüz şey burnunda yeni ortağı, 4 haftalık ortağı Maral Sağ'la beraberiz. Maral'ın Almanya macerası da olan, 4 hafta önce de buraya ortak olmuş olan bir hanımefendi. Yeni haline sebep oldunuz siz buranın. Burası daha önce daha farklı bir yerdi bildiğim kadarıyla. Siz bu 4 hafta içerisinde önemli değişiklikler yaptınız. Leleg Restoran'da bildiğim kadarıyla. Önce orasından başlayalım. Evet. Ne kadar zamandır buradasınız? Ben Leleg Restoran'da söylediğim gibi ortaklık çok yeni ama benim buradaki yaşantım 2004 yılından beri. 7 yıldır burada yaşıyorum. 7 yıldır burada yaşıyorum. İşte sizlere biraz evvel bahsettiğim gibi tarihi bir köy var burada. Kıskanılacak bir yerde yaşıyorum. Güzel bir mekanım var. Eski Karakaya'da. Aynen öyle. Zaten doğanın içinde olunca insan doğadan da bir şeyler sunmak istiyor. Yola çıkış amacımız da o oldu. Daha böyle doğal ürünlerle, otlarla, buranın çok meşhurdur, Bodrum'un otları bilinir, balığının yanında. Onları sunmaya çalışıyoruz. Yeni bir yüz kazandırmaya çalışıyoruz. Evet, Gümüşlük salaş bilinir. Ama ben o salaşlığın içinde güzel bir mekan da olsun istedim. Görüntü itibariyle, sunum itibariyle ve de temizlik, hijyen çok önemli. Bunları taşımaya çalışıyorum Gümüşlük'e. Böyle bir geçmişiniz var mı yani mesleki? Aslında yok, ben stilistim. Modayla ilgilendim, insanları giydirdim. Ama burası da benim için böyle bir restorantı da giydirmek gibi bir şey. Bir yeni bir çehre. Evet. Kazandırmak amacıyla giriştik. Markalaştırmak istiyoruz. Burasını bilerek mi seçtiniz? Yani Eski Karakaya köyüne yerleştiniz. Gümüşlük bilinçli seçim miydi, tesadüfen mi getirdi? Nasıl oldu da burayı denedin? Bilinçli. Bilinçli bir seçim. Çünkü ben ilk önce Türkiye'de yaşamaya başladım. Her hafta sonu buradaydım. İşte koyun güzelliğini anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor. Ama bu kadar güzel bir yer ki yani birçok yerini gördüm. Ülkeler gördüm. Hakikaten koy çok güzel. Gelirdim, gazetemi okurdum, kitabımı okurdum. Sakinliğini çok severim. Kışı da güzeldir Gümüşlük. Sonra işte ortağımla da birlikte bir komşuluk dönemimiz başladı. Aynı yerde oturmak durumunda olunca. Tanışınca da böyle bir girişime karar verdik. Öyle başladı. Burayla ilgili dönem dönem özellikle Gümüşlük'teki balık restoranlarıyla ilgili negatif reklamlarında yaşandığını biliyoruz. Yani evet, özellikle maalesef, fiyat politikasının yanlıştır dediğinde. Bu konuda sizin yaklaşımınız ne olacak? Yani şöyle söyleyeyim. İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten hep başladığım günden beri söylediğim şu. Ben kimseyi rakip olarak almak istemiyorum. Benim rakibim benim. Ben hep kendimle mukayese ederek başladım bu işe ama maalesef bunlar ben de zaman zaman burada müşteri olduğum yıllardan biliyorum. Böyle bir şey oluşturulmuş ne yazık ki. Ama ben çok karşıyım. Ve gerçekten insanlar hak ettiği şeyin bedelini ödüyor. Yani ben tutup da böyle abartılı fiyatları gördüğüm zaman ben şahsen kendimle rahatsız olduğum için hani bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben başkalarına yapmak istemiyorum. Prensibimiz bu. Çok da karşıyım. Böyle bir girişim. Ülke olarak dünyadaki diğer turistik beldelerle yarışacaksak dünya standartlarına uymak zorundayız diye düşünüyorum. Yani onun için her restoranın önünde bir fiyat tabelasının olması ve yiyeceği şeyin rakamını insanların ne kadar zengin olurlarsa olsun önceden bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gümüşlük ile ilgili bu türden tevatürler duyuyoruz hep. İşte işletmecinin ertesi gün yapacağı ödeme neyse ona göre o günkü masaya fiyat çıkarıldığı falan doğrultusunda. Bu yanlış imajı kırmak için kendi içinizde görüşmeler falan yapıyor musunuz? Yani diğer rakip restoranlarla. Burada bir kopukluk var. Ben onun farkına vardım. Maalesef çok bir araya gelinemiyor. Ama ben kendim şahsen onu başlattım. Kocaman bir menümü koydum zaten. Ve burada böyle her gelene böyle aman gelin ben de yiyin falan onu kaldırmak istiyorum ben. Yani buradaki bütün çabam o. Evet. İnsanlar rahat gezebilmeli. Kendi tercih ettikleri yerde oturmalılar. Taciz edilmemeliler. Taciz edilmemeliler ama bu yapılıyor.
İsim vermeme hiç gerek yok. Görüyoruz. Ama görüyorsunuz da bunlar inşallah olmaz. Biz prensipte her şey ticaret değildir. Evet biz ticaret yapıyoruz ama restoran yani bu gastronomide memnuniyet daha ön planda olmalı diye düşünüyoruz. Ve devamlılık. Ve devamlılık. Zaten sizden memnun olanlar sizi tercih edeceklerdir. Bir de herkese uygun menüler çıkarmak doğru bir taktik olsa gerektiği düşünüyorum. Sadece çok parası olanlar için değil. Siz de biraz önce gördüm. 5 liraya balık ekmek verildi. Aynen öyle. Şey, evet ben yeni başlattım bunu burada. Çok da büyük övgü alıyorum. Çünkü esnaf var. Çok biliyorsunuz zanaatçılar sokağı var. Birçoğu da arkadaşım. Ben aynı zamanda Ebru sanatçısıyım. Yani tanıyorum o insanları. Ben de oldum aralarında. Hep aynı şey yemek veya herkesin o bütçesi olmuyor. Evet. Bunları düşünerek kendi kendime onu ekmekle koyabilirim dedim. Basit, ufak bir şey. Lezzetli. İstanbul'da Boğaz'da birçok yerde balık ekmek çok ucuz. Eminönü'de işte. Evet, evet. Balık ekmek yemenin keyfi. Evet. Yani çok parası olması gerekmiyor insanların bu zevke ulaşmaları için. Tabii iskelede de oturup yiyebilmeli. Yani benim yeni mekanda oturması gerekmiyor. Önemli olan o tadı vermek, o lezzeti sunmak. Gümüşlüğü keyifli anılarıyla yollamak onları. Evet. Amaç da bu. Hem güler yüzlü birisiniz hem güler yüzlü bir restoran yaratmışsınız. Başarılar diliyorum. Çok umarım teşekkür ederim. Attığınız taş yerine olur. İnşallah. Teşekkürler. Çok mersi. Also Sie sind Besitzer hier von Leleg Restaurant? Ja, wir beide machen das zusammen. Mein Name ist Claudia, und wir arbeiten das jetzt hier zusammen ab. Seit wann machen Sie das? Seit Anfang des Jahres zusammen. Davor haben Sie das hier nicht betrieben? Nein. Das dürfte einen großen Unterschied machen, weil wir haben einiges gehört hier von Gumusluks Fischrestaurants. Und ich hoffe, dass das sich jetzt dann ändert. Ja, mit zwei Frauen schon mal, das, ja, das macht schon einiges aus. Das sieht man dann. Ja, genau. Wir machen sehr viel mit Dekoration. Wir achten, dass das Essen alles sauber und korrekt vorbereitet wird. Ja, das, lecker kommt. Ja. Kommen Sie aus der Gastronomie? Aber nein. Wir können beide gut kochen, das kann man sagen. Frauen können meistens gut kochen. Ja, nicht alle, aber viele. Das kann man auch sagen. Auf den Namen hier gekommen. Leleg sind die Ureinwohner, die hier gelebt haben. Und wir haben auch gedacht, dass man so ein bisschen von der alten Kultur mitnehmen sollte und dann mit der heutigen Zeit die Verbindung schafft. Ja, das ist eine sehr gute Idee eigentlich. Weil ich weiß nicht so genau, viele Namen bleiben eigentlich nicht so gut hängen im Gedächtnis. Außer Fenergy, das bleibt mir im Gedächtnis hängen. Und Leleg, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, auch auf den Autos. Aber ich wusste nie, wo es ist. Also ich bin sehr froh, dass ich das auch jetzt hier kennengelernt habe. Das freut mich auch. Ja.